Bakınız bu meseleyi şöyle bir irdelemek gerekiyor. Ne yapmak istiyor? Yani İsrail kara harekatı öncesi neyi planlıyor? Çünkü İsrail'in bir kara harekatı yapacağına dair güçlü emareler var. Ve artık uzmanlar da bu konuda hemfikirler. Ama başka başka faktörleri de göz önüne almamız lazım. Ve İsrail'in şu andaki planının ne olduğunu anlamaya çalışmamız lazım. Bölgesel savaş korkusu altında şu anda son durum ne? İsrail 7 Ekim'deki saldırının ardından Gazze şeridi etrafında yığdığı güçlerin bir askeri güç olarak Hamas'ı tamamen bitirmek amacıyla bölgeye gireceği işaretini veriyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri faktörü. Bakınız, Biden dün gitti, orada gövde gösterisi yaptı. İsrail'in sonuna kadar yanındayız dedi. Sakın ha İsrail'e saldırmayın dedi. Dedi de dedi. Sonra savaş gemileri gönderildi, USS'ler, uçak gemileri gönderildi. Lakin Biden ve yönetimi bir karar harekatını istemiyor aslında. Şimdi Biden'ın öğrenmek istediği şuydu Netanyahu yaptığı görüşmede. Beyaz Saray şunu öğrenmek istiyor İsrail'den. Ne zaman gireceksiniz, nasıl gireceksiniz ve ne zaman çıkacaksınız oradan diyor. Yani Biden zaten dün söyledi ya, bakın dedi 2005'te bir şekilde o boşaltılan Gazze'nin yeniden işgali büyük bir tarihi hata olur dedi. 11 Eylül'den sonra buna benzer hataları biz yaptık demeye getirdi. Ve dolayısıyla buna aslında sıcak bakmadığını da işaret ediyor Beyaz Saray yönetimi. Fakat yine de işte tam destek konuyla bir şekilde kamuoyuna bir gövde gösterisi yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama dediğim gibi ABD aslında İsrail'in kara harekatı yapmasına karşı. Karşı neden? Bölgesel faktörler. Şöyle bir bakalım. Bunu bir bölgesel çatışmaya dönüşüyor. Bunu Amerikalı uzmanlar da söylüyor, Rus uzmanlar da söylüyor, Türk uzmanlar da söylüyor. Bir de İran faktörü var çünkü. İran, Şii paramiliter grupları Orta Doğu'da destekleyen, örgütleyen, finanse eden ve silah sağlayan bir ülke. Haçlı Şabi'den tutun da Ketayip Hizbullah'ına, Lübnan Hizbullah'ından tutun da Irak'taki yine bir başka fraksiyon olan bir diğer Ketayip Hizbullah'ına kadar birçok paramiliter gruplar Suriye'de de, efendime söyleyeyim Irak'ta da, işte bu tür terör örgütleri ve paramiliter grupları finanse ediyor. İran destekliyor ve onların üzerinden Orta Doğu'da bir vekalet savaşı yürütüyor. Şii yapılar üzerinden. Dolayısıyla müdahil olur mu? Olur. İran şu an müdahil değil. Hizbullah tam manasıyla da müdahil değil. Ama eğer oraya bir kara harekatı yapılırsa uzmanlara göre İran'da Hizbullah üzerinden ve diğer paramiliter gruplar üzerinden savaşa dahil olacaktır. Bu da bölgesel boyutlu bir çatışmaya yol açacaktır diyor. Uzmanların bu noktadaki kaygıları var. Bakınız hatırlayacaksınız 2000 geçtiğimiz yıllarda Lübnan'a girmişti İsrail. Hizbullah'la bir operasyon yapmıştı Hizbullah'a. Lübnan'ın belli bölgelerini kuşatmıştı tanklarıyla. Fakat savaş başa baş gitti. Yani berabere bitti. Öyle söyleyeyim. Tam manasıyla İsrail orada istediğini alamadı. Sonuna kadar bir şekilde Hizbullah'ı bitirmek için girmişti ama olmadı. Benzer manzaralar yaşanır. Çünkü zaten Lübnan, İsrail sınırında da şu an çatışmaların devam ettiğini belirtelim. Peki, devam. Biz de devam ediyoruz.